kılıcı bana ver. Sevdiğin hiç kimsenin cenazesini göremeyeceksin. Buyurun. Bay Potter, büyücülük dünyası gerçekten tehlike altında mı? Henüz neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Kaybolan öğrenciler hakkında ne diyeceksiniz? İçlerinde oğlunuz James de var. İyi misin Harry? Değilim. Oğlum kayıp ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Bir taraftan dünyamızı sarsan bu durum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Büyücülük dünyası çok fazla tehditle karşılaştı. Bunu da atlatacağız. Bu sefer farklı. Gel. Evet. Efendim, eşiniz ne zaman geleceğinizi sordu. Ne diyeyim? Tamam. Hemen geliyorum. Tamamdır efendim. Merak etme Harry. Her şey düzelecek. Affedersiniz, oturabilir miyim? Tabii ki Simon. Bu kitabı biliyorum. En az 3 kere okudum. Gerçek bir zor canavarı görmek en büyük hayalim. Canavarları seviyorsun demek. Evet, küçükken annem okurdu. Okumayı sökünce tüm eserleri kendim okudum. Aferin sana Simon. Profesör. Evet Simon. Gerçekten Arthur'un canavarıyla karşılaştığınız doğru mu? Doğru. Peki... O nasıldı? Yani canavar. Büyüktü. Büyüktü ve çok korkutucuydu. Arkamda kal Alice. Ona karşı koyabildiniz mi? Denedim. Canavar başka bir diyardan olduğu için ve biz büyücülerin büyüsü etkisiz kalacağından başka bir yol buldunuz değil mi? Evet. Evet, öyle yaptım aslında. Siz o canavarla karşılaşıp yaşayan sınırlı insanlardan birisiniz Profesör. Yanılmıyorsam biri daha vardı. James Sirius. Ona ne oldu? Bilmiyorum. Yavaş yiyoruz. Gelmemize daha çok var. Sevgili öğretmenler ve öğrenciler, yaşanan son olaylar ışığında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun yeni bir emre kadar kapatılmasına karar verilmiştir. Bütün öğrencilerin velileriyle tek tek görüşüldü. Lütfen trene gelin. Çantanı al Simon. Biz cisimlendik. Bu harikaydı profesör. Simon, aniden dank etti. Söylediklerini, farklı diyar, işe yaramayan büyüler... Haklıydın evlat, haklıydın. Bunu sana söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama... Benimle bir maceraya var mısın? Varım. Beni bununla öldürmeye çalıştı. Ne bu? Kullandıkları asa efendim. Kafasını aynen bu şekilde kopardım ben de. Kılıç gücünü tam göstermiyor. Sizce hala hayatta olabilir mi? Gördüm. Gözlerimin önünde uçurumdan düştü. Ritüeli hazırla. Zamanı geldi. Tamam efendim. Alo? Dinle Cini. Neyin yaklaştığını hala bilmiyoruz. Çocukları al, Malfoy'ların malikanesine git. Astoria sizi bekliyor. Orada güvende olacaksınız. Harry ya sen? Beni merak etme. Seni seviyorum. Neredesin James? Hadi seni ısıtalım. Yaraların nasıl oldu? Geçen haftaya göre çok daha iyi. Sanki hiç yaralanmamışım gibi. Biliyor musun şu son gösteren hareketle sorunlar yaşıyorum. Onu geçip direkt bana her yaratıcı çevirdiğin numarayı öğretsene. Çok havalı olurdu. Koşmadan önce yürümeyi öğrenmelisin. Peki. Nerede kalmıştık? Tenebris ve Karanlık Şövalye ordusunu anlatacaktın. Pekala, hikaye zamanı. Birazcık geri gideceğiz. Her şey 6. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Arthur o zamana kadar gelmiş en iyi şövalyeydi. Kehanette bahsedilen kurtarıcının kendisi çıkması ve Excalibur'u taştan çıkartması sadece an meselesiydi. Kılıca sahip olmak isteyen biri daha vardı. Tenebris, karanlık şövalyelerin lideri. Gizlice şatoya sızdı. Tek amacı Arthur'u öldürmekti. ve başarılı oldu da Arthur ihanete uğrayarak hazin bir şekilde can verdi. Kılıcı kayaya sapladı ve kılıç sahibini bekledi. Tenebris, Arthur'u öldürdüğünde kılıcın efendisi olduğunu düşündü ve kılıca dokundu. Bu yaptığı en büyük hataydı. Hayatının geri kalanını bir canavar olarak geçirecekti. Ta ki sen onu buluncaya dek. O halde Tenebris şu anda kılıcın efendisi olmalı. Hem evet hem hayır. Bir kılıç daha var. Orta Dünya'dan bir hediye. Vakti geldiğinde o senin. Simon kalk. Simon hadi gidiyoruz evlat. Profesör, tam olarak ne arıyoruz? Kitap gibi bir şey. Neye benziyor peki? Kitaba. Canavarlar Denizi. Şşş. Ya profesör, benim karnım çok acıktı. Tamam, buradan çıkınca yeriz bir şeyler. Profesör, ben aradığımız şeyi bulamadım. Hadi bir şeyler yiyelim. İşte uçmak bu kadar kolay. Ne dedin? Dedim ki, işte uçmak bu kadar kolay. İyi geceler James. İyi geceler anne. İyi geceler baba. Cebriya! Hazır efendim. James? Ne oldu? Bana inandığınızı biliyorum efendim. Seçilmiş gelecek ve dünyayı kurtaracak ha. Alice öldü Merlin. Alice öldü. Artık bu sorumluluğu kaldırabileceğimi sanmıyorum. Ben sadece ailemi görmek istiyorum. Kılıcı neden kaldırdım bile bilmiyorum. Kılıcı kaldırmayı başardın. Çünkü özelsin James. Hayat bazen adil değil, kabul ediyorum. Ama oturup hiçbir şey yapmazsak adaletin gelmesini nasıl bekleriz? Tenebris şu anda dışarıda bir yerde ve gün geçtikçe güçleniyor. Kaçmak çok kolay evlat. Zor olan kalıp savaşmak. Sen hangisini seçeceksin? Şimdi cevap vermek zorunda değilsin. Merhaba Sirius. Son zamanlarda seni çok düşünüyorum. Şu an tam öldüğün yaştayım. Ben çocukken senin her şeyi bildiğini düşünürdüm ve sanırım ben de büyüdükçe her şeyi çözerim sanıyordum ama... sanki ben hiçbir şey bilmiyor gibiyim. Senin için tam tersi miydi? Yoksa benden daha mı hesaplıyordun acaba? Hiçbir fikrim yok. Ama burada olsaydın iyi olurdu. Şimdi biz buradayız. Gitmemiz gereken ada burada bir yerde. Orada ne var demiştiniz? Merlin'in 6. yüzyılda bulduğu bir büyü. Eğer Tenebris'in karanlık şövalye ordusuna karşı gelmek istiyorsak ihtiyacımız olan tek şey o büyü. Harika. Haritada çizilmiş bir sürü bölge var. Tek sorun nereden başlayacağımız. Nesilden nesile aktarılmış bir sembol var. Merlin'e ait. Çoğu kitapta tasvirini görmüştüm. Eğer bu sembolü tam buradan başlatırsak ortada kalan kısım Artorius Vadisi. İşte büyü orada. Aferin sana Simon. Hiç fena değil. Şimdi uyumamız lazım. Yarın çok erken kalkacağız. Tamam profesör. Zor olan kalıp savaşmak. Sen hangisini seçeceksin? Tenebris, yaklaş. Söyle, ne istiyorsun? Karanlık gücü. Seçilmiş kişi. Herkes için bir tehdit. Bizim sana neden ihtiyacımız olsun? Kapana kısıldınız. Her şey ayinin bir parçası. Karşılığında neyi vaat ediyorsun? Bana karanlık gücü verin. Ben sizi buradan çıkarayım. Nasıl? Peki ya başaramazsam? Başaracağım. Expecto Patronum. İyi misiniz? Nerede olduğunu biliyorum. Hadi Simon, gidiyoruz. Profesör, biraz dinlenebilir miyiz? Okulu iyi ki kapattık değil mi Harry? Geçmişten ders çıkarma zamanı gelmişti. Uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru var. Düşmana karşı elimizde hiçbir bilgi yok. En azından onunla ilgili bilgiye sahip birisi olsaydı... Öyle birini tanıyorum. Sen burada kal. Kendini tanıt. Ben Hogwarts profesörü Dave Thompson. Tenebris geri döndü. Merlin'in büyüsüne ihtiyacım var. Pekala. Karşılığında bir şey feda etmelisin. İşte bu be, işte bu. Başardık profesör, aldık büyüyü. Hadi maceraya devam edelim. Profesör? Şimdi kazanmamız gereken bir savaş var Simon. Ne yaparsak yapalım, bütün büyüler yetersiz kalacak. Kedavra laneti bile. Bu nasıl mümkün olabilir? Onlar başka bir diyardan geliyor. Bizimkiyle onların dünyasını birbirine bağlayan biri var. Merlin. Her iki diyarda da var olabilen bir büyücü. Ve bu burada olmalarını kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Peki ya kılıç? Alice'in cenazesinden sonra Scorpius'la konuştum. Bana Alice'in kılıcı kaldırdığını söyledi. O zaman varis Alice'ti. Ve James'in de. Şimdiye kadar saldırmış olmalıydı. Yani Tenebris. Eğer karanlık hala yükselmediyse... James hala hayatta demektir. Onları nasıl yeneceğiz peki? Kullandıkları karmaşık bir büyü var. Elimizdeki tek şans bu. Bu çok büyük bir risk. Ya işe yaramazsa? Yapacak başka bir şey yok. Oğlum hala orada bir yerde. Ne gerekiyorsa yapmak zorundayım. Sayıları ne kadarmış? Tarihteki en büyük orduya sahipti. Karanlık Şövalye ordusunu toplaması an meselesi. Elimizdeki bütün büyücülere haber verelim. Ne kadar çok büyücü olursa o kadar iyi. Hadi başlayalım. Artık tehditle ilgili her şeyi biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Buradan bütün büyücülere sesleniyorum. Yardımınıza ihtiyacımız var. Dünyamızı tehdit edenlere sorulacak bir hesabımız var. Hadi be. Profesör, ne yapıyorsunuz? Yeni büyü talimatlarıyla yazıyorum. Bakan haklı Simon. Çok kalabalık olacaklar. Peki, başarabilecek miyiz? Başaracağız. Şimdi biraz dinlen. Peki profesör. Simon, senden son bir iyilik isteyebilir miyim? Tabii profesör. Bunu Bayan Forman'a verir misin? Bütün büyücülere iletilmesini sağlayacak. Tamamdır. Profesör, teşekkür ederim her şey için. Hadi bakalım. Şimdi beni dinle. Burada bazı şeyler olacak. Eğer benden haber alamazsan al mısın? Bunu yapma. Neyi? Veda konuşması duymak istemiyorum Erin. Oğlumu ve seni istiyorum. Bana bir söz ver. James'le beraber eve döneceğine söz ver. Söz veriyorum. James, seni buraya getirdiğim ilk günü hatırlıyorum. Çok yol kat ettin. Minnettarım Merlin. Her şey için. Ne oldu? Seni bırakmıyorum. Ben seni bırakıyorum. Merlin, hayır! Hiçliğin ortasındayız. Toz olup gitti mi? Uçtu mu bu adam? Onu neden koruyorsun? Baba. Çünkü ona inanıyorum. Peki ben? Ben senin oğlun değil mi? Bana bir kez olsun neden inanmadın? Ha? Sen bana ihanet ettin. İhanet? Hayır. Sen ihanet ettin. Kendi halkına, dostlarına. Şimdi sıra bende mi Tenebris? Tarihin en büyük savaşçısı olarak bu kılıç benim hakkımda. Arthur'un değil. Kehanette. Biliyorum be adam, kehaneti biliyorum. Bilgiyle lanetlenen bir tek sen değilsin, anlıyor musun? Aaron'la bir anlaşma yaptım. Sen bana yerini söyle. Ben de senin o hayatını bağışlayayım. Hı? Ne dersin baba? Sen benim oğlum değilsin. Zavallı bir yaratıksın. James. Abur cubur ister misin? Olur. Yer misin? Sağ ol. Bu yıl benim için çok farklı olacaksın. Niye? Kulüp takımına mı katılacaksın? Yüksek bir korkum var, unuttun mu? Hem annemin okuduğu cadı hikayelerini hatırlarsın. Özür dilerim. Daha kalabalık oluruz sanmıştım. Yayın saatinde yanlışlık yaptık galiba. Geliyorlar. Geliyorlar. Hazır olun. Kalk evlat. İyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim profesör. Dikkat et. Çok kalabalıklar. Teşekkür ederim. Profesör! Profesör! Profesör Thompson! İyi misiniz? Çok cesurum sen. Seninle gurur duyuyorum. Profesör Thompson! Profesör! 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 Kaçmak çok kolay evlat. Zor olan kalıp savaşmak. Sen hangisini seçeceksin? Sanırım seni çıplak ellerimle öldüreceğim. Evet gördüm. Sakal olan değil mi? Onu alt edersek işimiz kolay. Hadi Charlie. Senden korkmuyorum. Charlie! Şimdi! İyi var Tenebris. Canım mı yanıyor? Kılıçsız bir adam öldüremem. Ben öldürebilirim. Yolun sonu Aziz Potter. Merlin senin hakkında inanmamış Tenebris. Daima Arthur'un gölgesi olarak kalacaksın. James. Baba. Geçti oğlum. Geçti. Her şey geçti. Hepsi sona erdi. Hadi gidelim. Bugün büyücülük dünyası için büyük bir zaferdi. Çok sayıda büyücü kaybettik. Onları hep hatırlayalım. Sevgiyi, dostluğu, cesareti ve unutmayalım ki onlar boşuna ölmüş olmasın. Asamı kaybettiğimiz büyücüler için kaldırıyorum.